Bugün arkadaşlar sizlere aracılarımızın orijinal direksiyon kumandasının farklı model teyiplere, yani farklı model dediğim orijinal dışındaki teyip olan Pioneer'a nasıl adaptif edildiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi teyibimiz Pioneer marka. Arkada VR çıkışının olması gerekiyor. Bu çıkış yoksa eğer teyibinizde bu işlem olmaz. Benzer şekilde Navitek ve Sony marka teyiplere de işlemi uygulayabilirsiniz. Sadece onlarda direnç değerleri farklıdır. Benim yaptığım teyipteki direnç değeri sadece Pioneer için geçerlidir. Farklı modellerde yapacaksanız farklı direnç derece değerleri oluyor. Yani teyibiniz ne markaysa kullanma kılavuzundan onun doğru direnç değerini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kumandamızı göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi kırmızı kablo ortak uç. Örneğin burada ben maviye bağladım. Mavi de ses açma. Gördüğünüz gibi mavi düğmesine bastığımda kısa devre olacak şekilde her tuşlara ayrı ayrı yapıyoruz. Mesela örneğin yeşile geçiyorum şimdi. Yeşil renge bağladım. Yeşile bağladım. Bakın. Yeşil de bu. Gördüğünüz gibi. Kumandanın bağlantı şeklini göstereyim arkadaşlar ve kullanılacak dirençleri. Kumandada bir adet ortak uç olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Bu düğmenin bir tanesi diyelim. Bu da düğmenin ötekisi diyelim. Ortak uç dediğim uç şöyle kablo geliyor. Buna giriyor. Aynı zamanda buna da giriyor. Biz düğmeye bastığımızda bu düğmeye bastığımızda buradan çıkış alıyoruz. Bu düğmeye bastığımızda buradan çıkış alıyoruz. Bunların uçlarına dirençler bağlanacak şimdi. Ses açma düğmesi için 16K'lık bir direnç. Ses kısmı için 24, ileri için 8K, geri için 11,25K. Bunlar tam değer olmasına gerek yok. Yani hafif yukarı aşağı az buçuk olabilir. Search tuşu için de 1,2K'lık direnç lazım. Yani biz buradan düğmeye bastığımız zaman buradaki dirençler devreye seri olarak bağlanacak. Gördüğünüz gibi hepsinin ucu burada ortaklanmış şekilde ve ses kablosuna benzeyen AUX kablosuna takılı. AUX kablosu da bu. Şurayla şu kısmı kullanıyoruz. Ortayı kullanmıyoruz. Kısaca bağlantımız bu şekilde. Şimdi delikli PCB ile montaj işlemine geçelim devre elemanlarını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devremizi bu şekilde yaptık. Şu şekilde. Dirençlerimiz burada. Arkası böyle. Bu şekil. Şurası ortak uç. Şunlar da bizim kumandamızdan gelecek. Her düğmeden ayrı ayrı gelecek uçlar. Bunlar da çıkış uçları. Çıkışlar zaten iki tane. Burası da bu şekilde. Şimdi kumandadan gelen kabloları sırasına göre buralara lehimleme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabloların bağlantılarını bu şekilde yap. Şimdi size direnç değerlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi avometremiz. Şimdi ben bu düğmeyi müziği ileri atlatmak için kullanacağım. Gördüğünüz gibi bastığımda 8,7K direnç geliyor. Ses yükseltme tuşu. Buna bastığımda 16,6K, ses kısmaya bastığımda 24K, müzik geri almaya bastığımda da 11K. Arkadaki de search ve açma kapama düğmesi. Bunu da hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi 1,2K'lık direnç elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde şimdi bunun ucuna kablomuzu bağlayacağız. AUX kablosu gibi normal ses kablosunu ve aracımıza montajına geçeceğiz. Tüm bağlantılarımızı yaptık arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bu kablonun da şu uç ile şu uç arasındaki bağlantı uçlarını bağlayacağız sadece. Yani ortadaki yer boş duracak. Bu şekilde şöyle netleyeyim. Bu şekilde bağladık. Yani biz buradan düğmeye bastığımız vakit şu düğmelere bastığımız vakit bu düğmelerdeki olması gereken dirençleri bizim şu noktalardan okumamız gerekiyor.
Bu iki noktadan okumamız gerekiyor. Bunların ikisinden. Şimdi ben bunun üzerine bir yalıtım silikon yapacağım. Üzerine de makaron geçirip araçta test işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kumandamızı bu şekilde hazırladık. Buraya böyle ben bir makaron sardım. Kablosu da bu şekilde. Teybimizin, Pioneer teybimizin hemen arka kısmında şurada gördüğünüz gibi bir VR konnektör şeyi var. O da bu. Bunu oraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi taktık. Şimdi aracımın kontağını açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi teybimiz açıldı. Bu şekilde bakın. Müzik değiştirme düğmesi. Bakın. Değiştiriyorum. Sesi açıyorum. Sesi kısıyorum. Karışık moddan çıkarıyorum şu an. Geri alıyorum. Mesela bakın, dördüncü müzik. Sesi açıyorum. Arkadaki search düğmesi. Buna bastım, kapandı. Şimdi tekrar bastım, açıldı. Bastım, açıldı. Şimdi mesela radyo moduna geçireceğim. Bastım, AUX'a geçti. Bastım, radyoya geçti. Bastım. Tekrardan USB moda geçti. Dediğim gibi direksiyon kumandasının bağlantı şekli de bu şekilde arkadaşlar. Sizler de aracınıza bu şekilde uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.